konularımıza. Aramıza bugün katılan kayınvalide Songül Hanım, kendi memleketine dair anlattığı altın adetleriyle kayınvalidelerin akıllarına bakın nasıl karıştırmış. Altın uzmanı kayınvalidelerin bile bu durumu çözememişken bakalım gelinlerin yorumları ne olacak? Takola biz 4-5 tane bilezik taktık, bir set taktık, 5 tane yüzük taktık. 5 taşlı yüzük mü, 5 yüzük hayır, mü? Hayır, 5 yüzük. 5 tane beş yüzük. Tane beş her parmağa bir yüzük. Evet. Allah Allah. Ondan önce de zaten istemede bir teşekkür bileziği adeti var. Teşekkür? Onu istedim. Evet, teşekkür bileziği. Kime? Geline mi? Geline. Niye teşekkür ediliyormuş? Gelini biz aldığımız için. İstemeye gittiğinde hani sözü yüzüğü takarken geline der ki hoş geldin bize. Der, teşekkür bileziğini takar. Allah Allah. Size gelin geldi diye siz ona teşekkür bileziği takıyorsunuz. O da olmadı. Demişler ki bu güzel kıza bu kadar altın mı edilir? Değeri bu mu? Demişler. Tekrar kalktık biz buna 1,5 metre zincir yaptık. Bir kol bağı daha yaptık. Bir kere bu teşekkür bileziğini ben sonra geleceğim de başka ne dediniz, bir şeyler daha dediniz. Kol bağı. Kol bağı. Evet. O ne demek? Ya bu teşekkür bilezikleri kol bağı deriz bizim orada adette yani. Kelepçe. Kelepçe derler. Kol bağı. Evet, hasır seti evet, falan onlar. Bu teşekkür bileziğinden hariç mi bu kelepçe? Evet, o sözde olur. O ayrı, o ayrı. O ayrı, o ayrı. Peki o kol bağının anlamı ne? Kol bağının anlamı işte zincirin yanında hani bir tane daha olsun diyerekten kol bağı yapıldı bileziğin yerine. Bileziğin yerine künye mi diyorsunuz? Evet, evet. Künye. Kalın künyeler var kalın ya. Künye. Evet, öyle kalın künye, kol bağı. Diyor, kol bağı diyor. Bilezik, kol evet. bağı, 1,5 metre zincir. Hasır seti. Evet. Teşekkür bileziği. Evet. Bir de 5 yüzük. Beş nasıl bir yüzük bunlar? Ya bildiğiniz yüzük yani 5 yüzük değişik dediğim. Değişik modellerde evet, değişik yüzük. Biri tek taşlı, alyansı, ondan sonra taşlı. 5 taşlı. Paketi bilmem neyse. Aa, her çeşit almışlar. Kuyumcuya almışlar. 5 tane gelin mi alıyorsun sen Allah daha aşkına? İlk gelin mi? Gerçekten ağzı açık kalmış herkesin. Evet. Duyduğum şeyler var ama hiç duymadığım da var. Teşekkür bileziği mesela. Evet. Ama çok güzel bir adet. Bence de çok güzel bir şey. Yani bana geldiğin için teşekkür evet. ediyorum diyorsun. Şimdi bizim buralarda şey yaparlar, istemeye gidin, söz yüzüğü takılırken durumu iyi olanlardan teşekkür bileziği isterler. Söz takılırken? Evet. Yüzük takılırken yani. Bizim yani yapmaya da niyetimiz yoktu. Önce gelinin annesi istedi. Biz dedi teşekkür bileziği isteriz dedi. Biz sadece bir alyansla gidiyorduk. Sonra düşündük taşındık dedik hani gelin istiyor. Madem yapalım. Tekrar kalktık biz geline teşekkür bileziği aldık. Peki yani sadece onu... adı mı var o bileziğin yoksa bir gramı bir... Yok gramı değil, yok. Gelinin yani beğendiği gelinin tabii götürürsün gelin hangi yetişecek bileziği. En pahalısını beğenirse? Yapacak bir şey yok ağırını. Alacağız yani. Ay ne kadar güzel bir adetmiş ben çok sevdim. Onu da kayınvalide takar. Teşekkür ederiz bizi seçtiğin kuyumcu için. Kuyumcuya birlikte mi gidiyorsun? Evet kuyumcuya beraber gideriz. Seç kızım mı diyorsun? Yani istediğin hangisini istiyorsan al deriz. Ama yani Antep'e gelin gitmek lazım. Yani evet ben eşi Antep'li olsaymışsın. Bir şey diyeceğim Damla. Sen duymayaydın bunları iyiden. Ya, yani ben de teşekkür edilmesini isterim bana yani. Gerçekten. Bir de benim gibi bir geline yani 40 kere teşekkür edildi. Ben böyle düşünüyorum. Sormak lazım. Vallahi yavrum ben böyle düşünüyorum. Evet, benim gibi saygılı böyle hürmetli evine giderim dört dörtlük temizliğini yaparım. Sen gittin kaç gram istedin? Ne, ya, nasıl bir şey alın? Gram sana? Belirtmedim. Sadece beraber kuyumcuya gitmiştik. Tamam. Hangisini beğeniyorsan kızım onu alalım dediler. Ben de beğendim yani. Normalde altından anlar mısın? Beğendin ya, de. Tabii yani, ki. Geldin kuyumcuya. Hani... Mesela benim de kuyumcu dükkanım burası. Yani neye göre seçtin? Modeline göre mi? Yok yine gramajına bakılıyor. Ha. Tabii. Evet. Kaç paralık bir şey istedin? Ya bir 15 falan vardır. Oo. İyi iyi güzel iyi. Yani çok da değil. Damada da teşekkür hediyesi oluyor mu sizin orada? Hayır. Bize olanı veriyor. Olmamalı. Yani olmamalı. Yüz görümlülüğü oluyor. Ya. Yüz görümlülüğü oluyor. Çok merak ettim. Ha, beş yüzük de tek taş mı, alyans mı ne? Hayır, alyans, tek taş, işaret parmağına takılıyor, işte orta parmağı. Şu büyük şekilde. Peki, evet. Peki neden takılalım. Hiç yüzüğün yok? Yüzüklerimi evde bıraktım. Unuttun mu? Evet. Ya.
Biz çağırınca apar topar. Apar topar Hanım, ne yapacağım şaşırdım. Ve altınlarla bile zor geldi. Elimde 5 tane yüzükle nasıl hamur açtım? Ben onu görmek istiyorum ya. Ben o 500'lüğü bir istedim. Ay, duruyor mu? Antep'ten evet, de duruyor. Gelmişsiniz. Evet. Neyse gidince hafta sonu o 5'ini de görelim. Nur sen aldım ben de kol bağıyla teşekkür bileziğini merak ettim. Kol bağı. Kol bağı, evet. Kol bağı hani şey derler bizde Nusra Hanım. Bildiğiniz şey yok mu? Künyeden bahsediyor. Künye, evet. Setlerin bilezikleri. Ona biz kol bağı deriz. Onu da mı istiyor kız tarafı? Onu da tabii seti takınca kol bağı da olacak. Yani mecburen setle birlikte takılmış oluyor. Keşke da yani. Keşke kayınvalidem de Antepli olsa. İyi bu iki etti. İkincisi. Ama yani şu var ki bana takılan altınlar geri bana gelmiyor. Aynı şekilde oğluna da gitmiş oluyor yani. Ya kendini alıyor yani. Gelin ne kadar güzelse avantaj mı oluyor acaba? Songül Hanım önce istemede bir altın verilmiş. Sonra senin baban demiş ki benim kızım çok güzel, daha fazlasını hak ediyor. Biraz daha istemiş. Doğru mu? Sen anlatsana onu. Böyle işte sözdeyiz falan. Yine tek taş ve alyans takılıyordu. Şu şekilde oldu dedik yani herkesin gözü önünde bum takılacak tek buna mı söz verilecek? Şakaya karışık mı söylüyor beğenmedi mi az mı buldu? Yani söz takılıyor yani bir alyansla bir tek taş takılmaz yani o kadar insan gelmiş akrabaları gelmiş akrabam gelmiş. Ama Senacığım şimdi herkes... bir de şu da var lafını kestim sözde zaten bir teşekkür bileziği takılır bizi seçtiğin için teşekkür ederiz bir de alyans takılır geri kalan da nişanda takılır dedik. Biz yapmalıydık. Aslında kadına ama ne kadar değer verildi. Bizi seçtiğin için teşekkür ederiz. Vallahi helal olsun. Çok hoşuma gitti. Evet. Nişanla biraz uzayınca... Yani beni o kadar sözlü değil de beni bekar sanıyorlardı. Yani babam dedi ki hani bu kızı isteyenler oluyor bu şekilde. Hani en azından büyük bir nişan olsun, bir takıntılı olsun bilsinler yani dedi. Dur. Şimdi sözde sadece teşekkür bileziği ve alyans. Alyans. Evet. Orada dedi ki babam olmaz daha fazla isterim. Sonra nişan mı yaptınız? Evet nişan istediler evet, tekrar. 6 ay sonra nişan yaptık. Yani sözde istenilen şeyleri yaptınız sonra nişanları evet, da. Evet nişanda. 500'lük nişanda. Nişanda tekrardan biz dedik 1,5 metre zincir, 4 bilezik. Bir de 500'lük yapalım küpesiyle saatiyle yeter dedik. Neden 1,5 metre? Neye göre? Şimdi bizim oradaki bir standartımız var. Zincir aldığı zaman 1,5 veya 1. Ona buna karşı 1,5 metre aha. Zincir taktım. Evet. Yani doluyu yani şöyle. Dolunca iki kat olursa. Neyse benim boyuma yakın. Güzel ya. Olur. Duruyor mu hepsi? Evet duruyor. Ay lütfen hafta sonu gittiğinde getir tamam mı? Valla ben çekim yaparken... oralarda bir de Kahramanmaraş'ta da çok etkilenmiştim. İnanamamıştım. Yani bu dediklerin hepsi gerçek. Altına çok önem veriliyor özellikle düğünlerde. Takmışlardı bana da takmışlardı. Taşıyamamıştım. Hakikaten de değil mi taşıyamayacağın ki, kadar evet. Altının ne oluyor. Ne kadar güzel. Evet. Yani bu bana tek gelmiyor. Aynı şekilde Damla sen nişanlısın. Evet. Acaba bir düşünsen mi şöyle bir Antep'e gidiyoruz. 1,5 metre zincir. Bizim oralarda hiç böyle bir şeyler yok ama. İşte bak gördün mü? Ama biz de zincir aldık ucuna tuğrasını aldık ama takmıyor. Bileziğini ben de aldım takmıyor. 1,5 metre değil ki. Şey durumu olmayanlar ne yapıyor? Yani maddi durumu daha düşükse evet. Yine de aynı adetler yapılıyor ama daha düşük. Daha düşük ayarda alınır. Yine 5 tane işte teşekkür bileziği evet. Hepsi yapılıyor ama herkes durumuna göre mi yapıyor? Evet durumuna evet. Göre yaparlar. Önceden geline söylerler aileye. Derler ki bizim durumumuz yok. Hani kuyumcuya gittiğimizde bizi fazla yormayın. Ay ben size neler neler sormak istiyorum. Gelinliği nasıl aldılar, nasıl seçtiler, düğünlerde oldu. Dur bakalım ileriki günlerde konuşacağız. Çok havalı oluyor onların düğünleri çünkü. Evet. Nişanı kim yapar normalde? Bizim odalarda erkek tarafı yapar nişanı. Evet. Ya, ya. Nişanı öyle güzel. Evet. Ha. Evet. Gelin ne yapıyor? Hiçbir şey. Gelin bir şey yapmıyor. Kına? Kınayı da erkek tarafı. Şaşırdım evet. Ben de. Evet. Nursel Hanım ben duydum böyle olduğunu. Şok dedim oldu. Ki Antep'te dedim boş nüfus var mı? Furkan'ı da dedim Antep'e kütüğünü aldırak dedim. Ya ne güzel memleketmiş vallahi. Yok öyle olmuyor damlacan. Antepli biriyle evlenmen gerekiyor. İşte yani. Furkan'ı Antep ya Antepli yapacağım. Öyle Furkan. Olmuyor. Öyle olmuyor. Doğuştan olacak. Antepli evlenirsene.
Daha ya eminim çok güzel sohbetler edeceğiz sizinle. Evet. Hakikaten merak ediyorum. Geçiyorum diğer konuma.